Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dayısı kanalında yeni bir videoya, yeni bir performans incelemesine hoş geldiniz. Bugünkü ayakkabımız uzun süredir bendeydi. Yani şöyle söyleyeyim, belki bir yılı aşkındır bendeydi. Kutu açımını, kargo açımını sizlerle paylaşmıştım. Ondan sonra ama bir türlü inceleme videosunu çekemedim. Çünkü çok fazla beğenmemiştim, çok fazla içerisinde vakit geçirememiştim. Tam fikrim olgunlaşmadığı için de video çekmek istememiştim. Fakat bir süredir bu ayakkabıyı giyiyorum, incelemesini yapmak istedim. Fakat şunu diyorum arkadaşlar, iyi ki de yapmamışım. Çünkü çok da beğendiğim bir ayakkabı olmadı, çok da hakkında güzel şeyler söyleyebileceğim bir ayakkabı değil. Şimdi böyle önyargılı başlamış olmayalım, yavaş yavaş detay detay girelim. Ayakkabımızı elimize alalım ve incelememize geçelim. Gerçi ilk önce ayakkabıyı elimize almadan önce kutuyu elimize alıyorduk. Burada maalesef bir kutumuz yok. Poşet içerisine gelmişti hatırlarsanız. Kargo açımını izleyebilirsiniz nasıl bir poşette geliyor. İnternet adresinden söylemiştim. Mağazadan alınca da poşetle alıyorsunuz. Hatta direkt olarak alıyorsunuz. Poşet bile yok. Kargo poşetinden bahsediyorum bu arada. Hadi şimdi her zaman yaptığımız gibi taban tutuşuyla ve genel olarak özellikleriyle, teknolojileriyle başlamış olalım incelememize. Evet, ayakkabımız burada arkadaşlar. Yatırdık yine masaya. Görüntü olarak başlayalım sizce nasıl? Bu arada bu ayakkabı şu anda hala satılık yıllardır Tarmac markasının çıkarmış olduğu SE900 modeli. Maalesef bu renginden kalmamış. Daha çok NBA takımlarının logolarını içeren ayakkabılar var. Boston Celtics, Miami Heat, Los Angeles Lakers veya Golden State Warriors ayakkabıları var ve fiyatları da 1650-1500 civarlarında. Videoyu çekmeden kontrol ettim. İndirimde olan modelleri 1500 TL'ydi. Yani oldukça yüksek sayılabilir. 1500-1600 lira civarına indirimden Adidas ve Nike'ın güzel ayakkabılarını bizler bulabiliriz, elde edebiliriz. Dolayısıyla bence çok çok yüksek bir rakam. Hani 800-750 civarı oluyor olsaydı belki sizlere burada söyleyeceklerime çok da bakmadan alabilirdiniz, umursamayabilirdiniz. Fakat bu şekilde almak çok mantıklı gelmiyor bana. Şahsen 1500-1600 liralara böyle bir ayakkabı yerine dediğim gibi daha iyiler alınabilir. Ben bunu zamanında 350'ye mi 370'e mi ne almıştım, yalan olmasın. O zaman da bu NBA takımlı olan versiyonları da 600-700 civarındaydı. Neredeyse 2 katı gibi bir fiyat farkı vardı. Dolayısıyla şu anda bu rengi olsa 900'lere, 900'lere bulabilirsiniz. Fakat dediğim gibi artık yok. Decathlon'da satılıyor ama Tarmac markasına ait. Bu arada Tarmac markasıyla alakalı herhangi bir sıkıntım yok. Yani ben içliklerini seviyorum. Tişörtlerini aldım. Kardeşim işte şortlarını almıştı. Tekstil ürünlerini baya baya seviyorum ama ayakkabı da gerçekten yetersiz kalmışlar diyeceğim. Taban tutuşuyla başlayabiliriz. Tabanı oldukça sert plastikten yapılmış arkadaşlar. Dışarıda oynamaya uygun. Başta bunu söyleyerek başlayabiliriz. Ve sahada da oldukça güzel bir tutuşa sahipti. Hatta yani daha pahalı Nike ayakkabılarıyla, işte Luka'yla mesela, Luka 1'le aynı günde test ettim. Onun dışında Kyrie'lerle aynı günde test etmiştim. Birkaç ayakkabıyla test ediyorum ve gerçekten o pahalı ayakkabıların taban tutuşuna sahip, hatta daha iyi bir taban tutuşu var arkadaşlar. Görüyorsunuz bazı yerlerde. Şurada mesela toz tutmuş. Çok fazla toz tutmuyor. Daha çok dışarısı için tasarlandığından içeride çok güçlü iş yaptı. Dış sahalarda da yine bence tercih edebilirsiniz. İnternetten yorumları okuduğum zaman beton sahada hızlı eskidi diyenler var ama herhalde hani diğer başka ayakkabılar giymemişler diye düşündürdü bana. Çünkü beton sahalarda bütün ayakkabılar çok hızlı bir biçimde eskiyor, dümdüz oluyor. Yine bence bu sizi bir süre idare eder. Pahalı Nike Adidas ayakkabılarının sunduğu taban tutuşundan, taban kalitesinden bence çok daha iyisini sizlere sunuyor. Belki de ayakkabının zaten tek ve en güzel yanı burası olsa gerek. Taban tuşuna benim vereceğim puan 10 üzerinden arkadaşlar 8.7 olacak. Dediğim gibi bayağı iyiydi. Taban tuşu o kadar iyiydi ki ayakkabının üst kısmı bu taban tutuşuna yardımcı olmadı ve ayağımı genel itibariyle yanlara vuruyorken hissettim. Yani alt taraf hareket etmiyor fakat üst taraf onu destekleyici ve koruyucu etkiden uzakta gibi hissettirmişti. Tabanda gördüğümüz diğer şeylere bakalım. İlk önce şu bölümlendirmeden bahsedebiliriz. Gördüğünüz gibi bu esnemede rahat etmeniz için ve ayakkabının şekli bozulmaması için ikiye bölümlendirilmiş. Onun dışında şurada görmüş olduğumuz plastikler var. Dynalift Dynamic System adı altında görmüş olduğunuz bir plastik tabaka var. Neredeyse ayakkabının her yerini gördüğünüz gibi dolaşıyor. Ve onun dışında yine buradaki IVA köpüklerini, yani yastıklamalarını görüyoruz. Yastıklama noktasında şunu söyleyeyim, sınıfta kalan bir ayakkabı olmuş. Neredeyse yastıklama yok denecek kadar az. İlk birkaç giyişte belki hissediyorsunuz ama sonra çok hızlı da
kendini kaybediyor. Bu istediğimiz bir şey değil. Tek yastıklama köpüğü olarak da IVA köpüğü var. İkiye bölümlendirilmiş, alttan ve üstten desteklenmiş gibi şeyler yazmışlar sitesinde. Hiç bu tarz numaralara gerek yok. Üstteki dediği şurası, alttaki dediği ise bu Dynalift sistemin altında kalan, yani şuralardan görebileceğiniz kısımlar. Üst daha sert, alt daha yumuşak denmiş. Bu kadar ayrım yapabileceğiniz bir nokta yok. Yani bunu analiz edebileceğiniz, hissedebileceğiniz bir durumda olmuyorsunuz. Dynalift sistem ise belki ayakkabının en teknolojik yanı diyebiliriz. Hem bir orta ayak desteği, ayakkabıya form veren bir yapı oluşturuyor. Yani diğer türlü ayakkabı çok hızlı bozulabilir ki hala bile gördüğünüz gibi baya baya rahat oynatabiliyorsunuz. Aynı şekilde bu şekilde de oynatabiliyorsunuz. Ayakkabı kırılıp bozulmasın diye bu tarz bir plastik koymuşlar. Aynı zamanda diyor ki adım attığınız zaman, hani adım attığınız zaman düzleşmesi için ayakkabı kendini toparlamaya çalışacak bu plastik sayesinde. Ve sizlere biraz da olsa jump sunacak, biraz da olsa hız sunacak, ileriye ittirecek diyor. Hani çok fazla hissediyor musun abi diye sorarsanız, hiç öyle çok fazla hissettiğim yok. Ne hissediyorum biliyor musunuz? Bunu arkadaşlar ayağımda hissediyorum. Bu hiç hoş bir şey değil. Özellikle giydiğim zaman şuradaki bölümlenmeyi hissediyorum. Alttaki plastik yapıyı hissediyorum. Tabandaki eşitsizlikleri hissediyorum. Mesela şurada biraz girinti var. Buradaki girintiler, buradaki boşluk. Ayakkabının resmen bu yastıklaması geçirgen gibi bir şey arkadaşlar. Ayağınız bastığı zaman, belki de ben 98-99 kiloyum neredeyse, ondan kaynaklanıyor olabilir. Oldukça ağır olduğum için oluyor olabilir. Ama yani bu hiç hoşuma giden bir yapı olmadı. Tepeden bastığım zaman zaten ayakkabı böyle bir pörtlemesi var. Bir de dediğim gibi özellikle ön kısımda, yani şuradaki eşitsizlik ve düz olmayan yüzeyi direkt olarak ayağımla hissedebiliyorum. Bu da yastıklamanın ve altta kullanılan malzemelerin kalitesizliğini ve düşüklüğünü gösteriyor. Yastıklamaya vereceğim puan benim 10 üzerinden 6,5 olacak. Yani var veya yok çok da bir anlam ifade etmeyen, Instagram'dan aldığım ayakkabılardan bazılarından bile daha kötü olan bir yastıklama sistemi var. Tabii sizlere bazen uyabilir, dışarıda giyiyorsunuzdur, gençsinizdir, çok dikkat etmiyorsunuzdur. Ben bunu incelemiş olduğum 150-200 küsür ayakkabıyı baz alarak söylüyorum arkadaşlar. Hani sizde varsa lütfen alınmayın, gücenmeyin. Hani olabilir siz beğeniyor olabilirsiniz ama diğerlerini giyerseniz çok daha rahat edeceğinizi söyleyebilirim. Evet, alt tabanı ve çok konuşmuş olduğumuz kısımları geride bıraktık ve yavaş yavaş üste doğru geçiyorum. Üst tarafta kullanılan örgü ilk bakışta gayet kaliteli ve güzel gözüküyor ve bunun yanı sıra bazı yerlerde biraz daha plastikler kaynatılmış. Alt taraftan yine çıkıntılar mevcut. Yana yapacağınız hamlelerde sizleri tutması için bu üst kısım olduğu gibi aynı yapıdan ve farklı farklı yerlerde gördüğünüz gibi ufak şeffaf plastikleri, hafif sararmaya başlayan plastikleri görebiliyorsunuz. Bunlar mağazada da böyleydi. Sarı sarıydı kendiliğinden. Ayakkabının dili yok arkadaşlar. Buradaki dil kısmı boğazlı bir yapıyla birleştirilmiş. Benim çok sevmediğim bir sistem olmuş. Çünkü bu çok kuvvetli bir üst kısım oluşturmuyor. Arkaya doğru gittiğimizde ise de güzel bir yapı var. Plastik bir topuk korumasının üstüne kondurulmuş ve biraz daha sert okkalı görünüm veren, tarmac logolarını içeren arka kısım var. Görüntü olarak üst kısım dediğim gibi gayet güzel ve hoş duruyor. Fakat iş yapmasına gelirsek yine sınıfta kalan bir üst kısım var arkadaşlar. Özellikle yeni yapacağınız hamlelerde veya ayakkabıyla hızlı hareket ettiğiniz zaman üst kısım sizlerin o atikliğine, çevikliğine cevap veremiyor. Fazla esnemeyen, aslında görüntüde mesela güzel duruyor ama bu gerçekten muhtemelen iç yapısı çok güçsüz olmuş. Ayağınızı çok fazla rahat hissettirmiyor. Bu arada ben bu ayakkabıyı 45 numara aldım. Yani normal basketbol ayakkabılarım kaç numaraysa onu alıyorum. Adidas'ta 44,5, Nike'da ise 45 numara giyiyorum. Bunda 45 numara aldım. Tam oldu. Yani daha düşük alsam, ayağımı sıkar, daha büyük alsam ise bol olurdu. Sizler de ona göre düşünebilirsiniz. Ağırlığı da yine çok fazla değil. Normal, hatta hafif sayılabilecek bir ağırlığa sahip. Zaten boş hissettiriyor. Dediğim gibi ben bunu beğenmedim. Görüntüsü güzel olsa, havadar da olsa, özellikle sizleri sıkı sıkı hissettirmede sınıfta kalmış. Bağcıklara bakıyorsunuz. Bağcıklar birçok farklı yerlerden girip çıkıyor. Sanki yine bu da gayet iyi şekilde kilitleyecekmiş gibi. Fakat ne kadar bağcıkları sıkarsam sıkayım o güvenli hissi yakalayamadım. Bu dediğim gibi yine üst kısımdan kaynaklı. Özellikle giydiğim zaman arkadaşlar şöyle şu yanlardan ayağımın pörtlediğini hissettim. Bu benim hiç hoşuma giden bir durum değil. Buna da dikkat etmemiz lazım. Yani ayakkabının şekli bir tuhaf duruyor arkadaşlar. Yani ayakkabıya bastığımız zaman özellikle geniş ayaklı arkadaşlarım şöyle içeriye doğru sanki sizi yönlendiriyormuş gibi hissedeceksiniz veya şöyle şuradan şöyle patlıyormuş gibi hissedeceksiniz. Bu tabii ki hiç istemediğimiz bir durum oluşturuyor. Üst kısma ve materyallere, daha doğrusu benim vereceğim puan 10 üzerinden 7 olacak. Dediğim gibi hiç beğenmedim. Instagram ayakkabılarında daha iyi bir şekil, daha iyi bir kitlenme yakalıyorum. Özellikle dili de çok kötü arkadaşlar. Bağcıkları biraz sert sıktığınız zaman
bütün bağcıkların o girinti çıkıntı yerlerini ayağınızda hissedebiliyorsunuz. Bayağı kalın çorapla giymeniz lazım. Allah'tan şuraya şöyle Tarmac logosuyla hafif bir sünger koymuşlar. Yoksa bağcığı sıktığınızda bayağı bayağı ayağınızı deliyor olurdunuz, özellikle burada bağlıyorsanız. Boğazlı sistem gerçekten güzel olmamış. Bunu iyi yapan işte Curry'ler vardı. Onun dışında LeBron'lar yine aynı şekilde yapmıştı ki bunlar zaten terk edildi. Çok da fazla uygulanmadı. Çünkü oyuncular kendi istediği gibi dili sıkma, dili oynatma veya üst kısmı kendine göre ayarlama yetisinden eksik kalıyorlar bu şekilde bir kullanımla. Kimlere uygun diye soruyorsunuz arkadaşlar. Bence 1 numaradan 5 numaraya herkesin giyebileceği fakat kimseye tavsiye etmeyeceğim bir ayakkabı. Daha çok guardlar diyeceğim ama yine guardların da çok seveceğini düşünmüyorum. Büyük adamlar için yastıklaması yetersiz, guardlar için üst kısımdaki kitlenme yetersiz. Nitekim bütün basketbolcular için üst kısım yetersiz olacak. Materyal kalitesi de sınıfta kalıyor. Yani genel itibariyle benim çok beğenmediğim bir ayakkabı oldu. Online'da baktığım zaman birçok yorum gördüm. Beğenenler olmuş, önyargılıydım, aldım çok güzeldi, keyifli oynadım diyenler olmuş. Fakat benim tecrübem bu şekildeydi. Sizlerde vardır muhtemelen, birçoğunuz da zamanında görüyordum. Sizlerin tecrübesi nasıl? Etiketinde göstermiş olayım. 45 numara. Evet, bu şekilde. Bunca zaman neden incelememiş olduğumu sizler de anlamışsınızdır. Tarmac gerçekten benim için sınıfta kaldı. Adidaslar, Nike'lar, Under Armour'lar, Puma'lar dururken çok da fazla böyle farklı markalara gitmeye gerek yok. Kimi izleyicilerimiz başka markalar da var, başka markalara bak deyip duruyor ama işte baktığım zaman beğenmiyorum. Önyargı demeyin arkadaşlar. Bir senedir ben de evde spor yaparken işte son zamanlarda özellikle sahada yanıma alıyorum başka ayakkabılarla ve her defasında hoşuma gitmiyor. Ayağımın içeride rahatsız duruşu, genel itibariyle yastıklamanın olmayışı, üst kısmın güvenli hissettirmeyişi benim için çok çok büyük dezavantajlar. Dediğim gibi sadece taban tutuşu, sahaya yapışması şaşırtan ve güzel bir özellik oldu. Onun dışında çok da şöyle böyle diyebileceğim bir yanı yok. Umarım fazla hakkında kötü konuştuğumu düşünmezseniz, genel itibariyle sizlere dürüst fikrimi söylemeye çalışıyorum. O beğenmiş, bu çok iyi dedi, şu şöyle dedi. Bunlar beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Ben de görüyorsam, ben de hissediyorsam onu söylüyorum. Çünkü sizler bana güvenen izleyicilerim. Yanılmanızı istemiyorum. Paranızın boşa gitmesini istemiyorum. 1600-1700 lira bu ayakkabıya vermek bence çok çok büyük bir saçmalıktır. Onun yerine dediğim gibi incelediğim birçok güzel ayakkabıya bakabilirsiniz. Böylelikle de incelememi sonlandırmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Like ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar uğraş istiyor, bunlar zaman istiyor, editlemesi, çekimi. Aslında sadece like ve yorum atmanız yeterli olacak. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Ayakkabı dersi bugünlük.